Markete gittim geldim. Aynen. Yine gittim. A101'e gittim ve Şok'a gittim. Neden 3 market? Çünkü soğan yok. Soğanlar hepsi çürük gibi böyle. Şok'ta yarım saat soğan aradı tarzı. Soğan yok gerçekten. Bir tane dereot aldım çünkü dereotlu salça yapacağım. A101'den. Aynen bir tane nadalı salça. Sonra 3 paket süt aldım. Bizim en çok giden şey süt herhalde. Şöyle kaldırayım. Bir tane kola aldım. Onu da şöyle kaldırayım. Sonra bir adet çekirdek. Top tekmeyi aldım bir tane. Böyle. Benimki güzel oluyor. Deneyebilirsiniz. A101'inki benimki güzel. Sonra çocuklara şöyle dönem aldım. Ve sarımsağımız bitmişti. Şöyle üçlü bir sarımsak aldım. Şu cipse, şu cipslere bayılıyorum. Çok da satılıyor. Amigo çok güzel. Ben 4 paket aldım. Sonra salça malzemesi aldım. Kıvırcık. Ondan sonra havuç. Ve soğan aldım. Bir tane Milano şöyle çikolata aldık. Almayı bir tane içine. Şöyle bir de soğan aldım. Soğan Şok'ta 90 kuruşa düşmüş. Ki düşmeli bence zaten o kadar çabadan sonra, arayıştan sonra yani bu kadar soğanı zor buldum. Hiç doğru düzgün soğan yoktu. Zaten evde soğan olmadığı için çıktı. Merhaba. Barıştık mı? He? Barıştın mı benimle? Barıştın mı? Barıştık mı? Biz Miran'la küsmüştük de arkadaşlar. Konuşmuyorduk değil mi Miran? Küsmüştük değil mi biz? Biz küsmüştük. Burada ben sabah kalktığımda öyle enerjik kalktım ki dün çok kötüydüm. Başım falan aşırı ağrıyordu. Kalktı hemen yatak yorganını topladım. Ortalığı toparladım. İki sepet çamaşırım vardı. Katlanacak onları katladım. Tekrar makineye çamaşır attım. Bulaşık makinesini boşalttım. Bunların hepsini sabah kalkar kalkmaz yaptım. Hemen yeşil mercimek çorbası koydum ocağa. Ondan sonra patates püresi yaptım. Ve sonra markete çıktım. Soğan falan almaya işte. Şimdi sadece tavuk yemeği yapıyorum. Tavuk sote o kaldı. Arkadaşlar ben en son ne anlattım size hiç bilmiyorum. Nerede kaldık, ne konuştuk. Bu ara böyle birdenbire uyuyakalıyorum. Aşırı uyku hali. 2 gündür felaket başım ağrıyor. Gündüz hiçbir şeyim yoktu ama akşama doğru yine şu ensemden gelen bir baş ağrısı vardı. Ve ben de biraz uyumuşum. Saat 9.30 falan oldu galiba. Olur mu? Saat 10 olmuş. Saat 10 olmuş. Ve ben de böyle otururken baktım tırnaklarımı gene böyle elime ağzıma götürüyorum. Çünkü böyle hala tam düzelmediler bu arada. Tırnaklarımın eski halini göstereyim ki bu manikürlü hali. Hani ya bu iyi hali yani. Öyle düşünün. Daha kötü durumdalardı. Bu inanın ki benim beğendiğim hali. Çok kötüydü tırnaklarım. Çok yemişim. Hala elime takıldığı için o el yani elinizi ağzınıza götürme hissiyatınız oluyor. Daha düzelmesi gerekiyor. Aslında tırnak takmak istemiyordum. Fakat bu sebepten ötürü takmak zorundayım. Kameramın netlik, odaklık sıkıntısı oluyor bazen. Geçen vlogda manikür yaptırdığımı göstermiştim. Orada aslında ben bu takma tırnakları taktırdım. Ve eve geldiğinde de size gösterdim. Fakat ben
kamerayı açtım sanıp açmamışım. Yani orada kendi kendime konuşmuşum. O yüzden size ben tırnaklarımı yap dedim. Tırnaklarım da bu şekilde oldu diye gösterdiğim bölüm yok arkadaşlar. Siz de otomatik olarak beni bir manikürde görüyorsunuz. Sonra evde normal rutin hayatta görüyorsunuz. Bundan hiç bahsetmemiş gibi olmuşum. Ama aslında bahsetmiştim. Ve çok sorduğunuz için, çok beğendiğiniz için ben de bugünkü video devam edemedim biliyorsunuz. O yüzden size bunları göstermek istedim. Bunun markası sanırım Naskita'ymış. Pardon, özür dilerim. Naskita markasının bir tırnağı bu. Ben daha önce de birkaç kere öyle bekarken de işte düğüne dernekte falan da almıştım ama hiç marka dikkat ederek almamıştım. Burada Metropol'den aldım. Kıza sordum hangisi daha iyidir, kullanışlıdır, kolay yapılır falan gibilerinden. Kız da bunu önerdi. İçerisinde çok fazla var. Bir kere yaptım. İkinciyi yapıyorum. Burada işte 3-4 sefer daha yapabileceğiniz kadar içerisine tırnak çıkıyor. Ve tırnaklarınızı boylarınıza göre ayarlıyorsunuz. Tırnak boyunuza göre. Ben burada şimdi ayarladım. Göstereceğim şimdi size. Ben de ilk defa kendim yapacağım. Umarım başarabilirim. Geçen yaptığımızda 3 gün kullanabildim. 3. gün artık bir tanesi çıktı. Gerisini de ben çıkarttım. Çünkü gerçekten kendi tırnağınız olmadığı için biraz zor hareket edebiliyorsunuz. Ama ben tırnağımın sağlığı için, yani yememek için bunu yapıyorum. Ojeler her yolu ben de denedim ama maalesef onların hiçbiri bende fayda etmiyor. En azından biraz düzeldikten sonra elime böyle işte böyle şöyle parça parça bir şeyler gelmediği sürece elimi ağzıma götürmem ve tırnaklarımın güzel olduğunu, uzadığını ve onları oje sürebildiğimi gördükten sonra zaten kıyamıyorum. O yüzden bu tırnakları kıyabildiğim için elimi hala ağzıma götürebiliyorum. Of, çok uzattım. Neyse. Şimdi bunları takacağız. İnşallah takabilirim. O da var tabii. Şöyle göstereyim. Bu şekilde hazırladım. Üst üste koydum tırnakları. 5 tane. Şöyle içerisinden uhusu çıkıyor. Böyle ilk önce ayarlamanız gerekiyor arkadaşlar. Tırnağınıza tek tek şöyle takacaksınız. Ay. Bakacaksınız oluyor mu olmuyor mu, çünkü büyük de gelebilir. Bu şekilde deneyeceksiniz. Ondan sonra yapıştırma işlemine başlayacaksınız. Yani önceden ayarlamanız sizin sonraki işlemler için kolaylaştırır yani. Şöyle tırnağınıza yapıştırıcıyı sürüyorsunuz. Bu yapıştırıcı zor çıkıyor diye duymuştum ben. İlkinde zor çıkmadı. Ben bir kere ne zamandı bilmiyorum ama böyle tırnak taktırdığımda çıkmadı. O kadar zor çıktı ki. Yani böyle tırnaklarımı mahvetmişti. Ama bu öyle değil. Bu hoşuma gitti. O yüzden sevdim bunu. Kolay çıkıyor yani. Ama sonra tabii altında şeyi kalıyor. Uhus kalıyor tırnağınızda. Onu da zaten biz kadınlar elimiz hep sulu olduğu için zamanla çıkıyor arkadaşlar. Şöyle baş parmaklarımı taktım. Sanırım düzgün taktım. Biraz fazla uzunlar benim için. Ben bu kadar uzun tırnak hiçbir zaman kullanmadım. Kullanamıyorum da zaten. Kendi tırnağımı da bu kadar uzatamam. Ama maalesef şu an kullanmak zorundayım. Sonra şöyle hemen ikinci parmağıma geçiyorum. Bunları sonradan törpülüyorsunuz. Şuralardan etime de yapıştırdım. Ben mesela kız öyle yapmamıştı. Ben beceremedim. Ama olsun, 2-3 gün idare eder beni en azından diye düşünüyorum. Çok mu sürüyorum acaba? Baktım işte. Oldu ya. Yani ilk takan birine göre bence gayet güzel oldu. Şimdi ne yapacağız? Şu çok yamuk oldu. Buna şimdi ben hemen bir törpü getireceğim. Örtüyü bulamadım arkadaşlar, ne yaptığımı. Çok da o tarafta ses yapmak istemiyorum, banyo tarafında. Miran uyuyor çünkü. Törpülemesem de olur dedim. Fark etmez yani. Şöyle Flormar'ın bir ojesini kullanacağım. 30 numara. Şu şekilde böyle gül kurusu mu denir buna acaba? O tarz bir renk işte. Mesela şunu bile açmak da kadar zor tırnakla. Ama insana kendini iyi hissettiriyor tırnak ya. Benim hiçbir zaman uzun süre böyle tırnaklarım şey olmadığı için, düzgün olmadığı için, yani ben tırnak taktırdıktan sonra gerçekten kendimi iyi hissettim. Çünkü inanın böyle tırnaklarımı hani ellerimi böyle kullanamıyordum. Yani utanıyordum. O kadar çok giyiyordum ki çünkü.
Şu ojeyi bile süremiyorum yani, inanın. O kadar tırnak konusunda bilinçsizim. Şöyle oldu arkadaşlar. Size de şöyle koyu renkte göstereyim. Şöyle göstereyim size. Böyle oldu. Bence güzel oldu ya. Çok da kötü olmadı sanki. Kamera daha güzel duruyor. Kusursuz duruyor ama yakından o kadar da kusursuz değil. Videoda çok sormuşsunuz bana. Çok da beğenmişsiniz. Çok teşekkür ederim. Gerçekten o gün benim de çok hoşuma gitmişti. Bugün kendi taktıklarım çok 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 hoşuma gitmese de gene de güzel oldu. Şunu yani nasıl gösterebilirim bilmiyorum. Şöyle yapınca mı daha çok belli oluyor. Bunu aşırı yamuk taktım. Şöyle bakın, bunu aşırı yamuk taktım. Diğerleri düz ama bu çok yamuk. Neyse. Yine de idare eder. Zaten 2-3 gün sonra çıkıyor, atıyor kendini. Bir tanesi çıkınca ben diğerlerini de hemen çıkartıyorum. Miran uyudu bu arada. Aymira da içeride odasında. Biz de burada böyle takılıyoruz işte, ne yapalım. Günler artık o kadar boş geçiyor ki. Sıkıcı ve boş. Dediğim gibi 2 gündür özellikle çok böyle aktif olamıyorum. Aktif bir gün geçirmiyorum. Çünkü gerçekten çok başım ağrıyordu. Şimdi biraz iyiyim. Yani biraz değil, çok iyiyim. Hiçbir yerimde bir ağrı yok. Ama şu ensenden gelen bir baş ağrısı var. Beni çok kötü yapıyor. Böyle kafam çok kötü oluyor. O yüzden kamerayla da ilgilenemiyorum. Sizlerle de 2 gündür yani kamerayı elime alamıyorum. Ama olsun, bu çok merak ettiğiniz için bu tırnakları size göstermek istedim yine de. Vlog devam etmeyecektim aslında. Sonra bu tırnakları çok merak etmiştiniz. Takacağımı düşündüğümde hemen size de göstermeliyim diye düşündüm. Umarım beğenmişsinizdir, işinize yaramıştır. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu arada yine videonun sonuna denk geldi ama biliyorsunuz ki Mayıs'tan sonra yeni bir kanalda olacağım. Hepinizi yeni kanalıma bekliyorum. Aşağıda açıklamalar bölümünde linkini bulabilirsiniz. Kanalımın adı Benim Hayatım. Ama açıklamalar bölümünde linke tıklayarak giderseniz çok daha kolay bulabilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.